Evet, Doctor Strange'in devam filminin fragmanı resmen ortalığın içinden geçip gelmişti. Ve daha fragmanıyla verdiği ayrıntılar birçok filmden bile fazlaydı. Ki ucu açık bir biçimde verilmiş birçok ipucu da vardı. Yani gölgeler içerisindeki Illuminati ekibinden tut, mavi elbise olayına dönen, Wanda'nın bir varyantına saldıran uçan arkadaşımıza kadar. Ve bu karakterin en başında Superior Iron Man olduğunu söyleyen çok kişi vardı. Fakat görüntüler daha bir netleşmeye başlayınca fikirler de değişmeye başladı. Ama biz yine de çizimi bir Türk kardeşimizin elinden çıkmış olan bu demir adamın en güçlü ve en yozlaşmış versiyonlarından biri olan, bak en güçlüsü demiyorum yanlış anlaşılma falan olmasın, Superior Iron Man hakkında az bilinen 5 bilgiyi sizler için hazırladık. Gelin bunların neler olduğuna bir bakalım. E siz de bu arada bir abone ol tuşuna uğrayın, ne bileyim videoyu falan beğenin, takılın kafanıza göre işte. Tony bir takım olaylardan sonra Iron Man olmadan önceki kişiliğine, yani parti yapmayı seven, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen bir zengin çocuğuna dönüşüyor. Üstelik en sevdiği şehir olan New York'tan ülkenin ta diğer ucuna San Francisco'ya taşınmış. Şimdi ilk ayrıntı bu dostumuzun karakterinin bir anda neden tersine döndüğünden geliyor. Ki bunun sebebi de Scarlet Witch ablamız. Axis hikayesinde Avengers, X-Men, Scarlet Witch ve Magneto ve daha fazlası Red Skull ve Unslaught bir birleşimi olan Red Unslaught olarak bilinen kötü bir varlıkla savaşıyorlar. Bu yaratığın dünyayı yok edebileceğini bilen Wanda ve Doktor Doom, Red Skull'un ahlaki karakterini tersine çevirerek ve onu iyileştirerek durdurmak için bir büyü yaratmak adına bir araya gelmiş ve sonuç olarak Genova adasındaki herkes tersine dönmüş. Yani tüm süper kahramanlar kötülüğe ve kötü adamlar da iyiye dönüşmüş. Superior Iron Man için korkunç bir şekilde yanlış giden Wanda'nın yaptığı başka bir büyü diyebiliriz. Diğer bir konumuz ki bunu karaktere çizmiş olan Yıldıray Çınar da bir tweetinde belirtmişti. Iron Man Superior'ın zırhı. Hayranların Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ta Superior Iron Man'in olduğunu düşünmesinin nedenlerinden biri karakterin giydiği zırhtan kaynaklanıyor. Bizim Tony'miz gibi Superior Iron Man de bir saatten daha kısa bir sürede tamamen yeni bir zırh takımı tasarlayabilmekte. Ancak bu dostumuz onu daha klasik malzemelerden inşa etmek yerine Endosim zırhı dediği şeyi tercih etmiş. Yeni giysisi vücuduna anında yapışan ve bağlantıda sertleşen, tamamen ortak yaşamla aşılanmış metalden oluşuyor. Ve bu zırhla çizgi romanlardaki en güçlü Iron Man versiyonlarından biri haline gelmiş. Ayrıca bu kıyafetin benzersiz bir özelliği daha var. Stark sinirlendiğinde zırh turuncu tonlarında parlıyor. Şimdi gelelim demir görüşe. Ki bu muhabbetle alakalı doktorumuzun yeni filminin fragmanında çok küçük detayların gözüktüğü de söyleniyordu. Demir görüş çizgi romanlarda konuşlandırılan Superior Iron Man'in krom dronlarından oluşan bir ağ. Ve ilk başlarda bu teknoloji San Francisco çevresindeki suçları izlemeye ve korumaya odaklanmış. İşte bu noktada fragmanda gözüken robotlar daha çok Ultron'un çizgi romanlardaki en güçlü varyantları gibi görünse de bu demir görüş ile bağlantılı olabileceği söyleniyordu. Bak şimdi az bilinen bilgileri konuştukça fragmanda gördüğümüz alev topunun bu karakterimiz olduğu yönünde düşüncelerim tekrardan bir güçlenmeye başladı. Çünkü Doctor Strange in the Multiverse of Madness'taki en büyük ipuçlarından biri Superior Iron Man çizgi romanda yakalanıp fragmandakine benzer bir hücreye yerleştiriliyor. Ve üyesi olduğu Illuminati tarafından da kurtarılmış. Ayrıca Tony Stark Illuminati'nin kurucu üyelerinden biriydi. Ve Kaptan Amerika'nın varlıklarıyla ilgili hafızasının silinmesi de dahil olmak üzere en gizli eylemlerinin çoğunda parmağı da vardı. Ölümüne gelecek olursak da evet bu deli manyağımız ölüyor. Kaptan Amerika'nın eski bir versiyonuyla ölümle savaşmış. Ki her ne kadar sürekli didişmiş olsalar da bu iki dostumuz Marvel'daki en acımasız dövüşlerinden birini gerçekleştirmişler. Bak Civil War'daki bunun yanında evcilik gibi bir şey olur o derece. Ve ikisi de sonunda devasa bir Shield helikopterinin çarpmasıyla ölmüş. Evet, son zamanlarda gündeme gelmiş olan Superior Iron Man'le alakalı az bilinen 5 bilgi sizlere aktarmaya çalıştık. Bu başlık altında görmek istediğiniz karakterleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.